Geçtiğimiz ay zaten oldukça fazla bir şekilde gündem olmuş bir olaydı bu. Mutlaka haberi olanlar vardır ki zaten yani görmemeniz imkansız. Her yerde bu konuşuluyordu. Tory Lanez ve Megan The Stallion arasında geçen olay. Daha doğrusu Tory Lanez'in Megan The Stallion'ı vurduğu iddiası. Çok garip bir olay. Hala hiçbir şey açığa çıkmadı. İki tarafta birbirini suçluyor. Geçtiğimiz gün, geçtiğimiz gün derken işte bu yeni çıkanlar haftası. Yeni çıkanlar gününde Tory Lanez sürpriz bir şekilde Star isimli yeni bir albüm çıkardı. Tabi albüm de olaya ışık tutmuyor. Olay hala muammadı abi. Bir araba var arabanın içinde 4 kişi, 2 kadın, bir cüce, bir de koruma. Cüceyi zaten biliyorsunuz bizim 1.60'lık canavar Tory Reis. Kadınlardan bir tanesi Megan Thee Stallion, diğeri Megan'ın arkadaşı ve son olarak Tory Lanez'in koruması şoförü. Bilmeyenler için Tory Lanez aslında Kanadalı olan bir R&B sanatçısı ve aynı zamanda rapçi. Öncesinde R&B kimliği daha ağır basıyordu. Sonrasında rapçi diye birazcık daha özen göstermeye başladı kendisi. Ve Megan Thee Stallion'sa son zamanlarda epey popülerleşen Cardi B ve Nicki Minaj beraber. Yani Bayan emsiler arasında ilk üçlüye koyulan, Teksaslı bir hanım ablamız, bir rapçi. Tory Lanez'le aralarında ilişki vardı ve beraber Kylie Jenner'ın Hollywood'daki evinde partisine katılıyorlar. Parti çıkışında arabadalarken Megan vuruluyor. Daha doğrusu arabadan indikten sonra ama olay ilk yaşandığında tabii hiçbir şey anlatılmıyor. Yani ne Megan bir şey söylüyor ne de orada olanlar olayı açığa veriyor. Sonrasında Tory Lanez'in Megan'ı vurduğu iddia edilmeye başlıyor ve son olarak da Megan'ın canlı yine çıkıp Torrelay'ın kendisini vurduğunu söylüyor. Tartıştıklarını söylüyor. Arabayı terk etmeye çalışırken arabadan indiğinde arkasından Torrelay'ın ayağına sıktığını belirtiyor. Ve bu haber düştüğünde piyasayı düşünün abi. Bu haber düştüğü zaman Torrelay'ın 1.60 boyundaki abimiz Megan'ı bir kadını tartıştıktan sonra Megan arabadan inerken arkasından silahla vuruyor. Yani düşünün. Aynen öyle. Torrelay'ın tabi piyasadan direkt karalandı. Yani nasıl karalandı tweetler falan filan tabi akıl almaz ya her sanatçıdan hemen hemen. Bunlar akıl almaz bunun dışında bulunduğu albümün deluxe versiyonlarından çıkarıldı, bulunduğu şarkının klibi çekildi kendisi dahil edilmedi falan filan. Yani baya baya bildiğin endüstri tarafından üzeri çizildi. Gariptir olayın tabi hemen ardından Tory Lanez tutuklanıyor. Sebebi yanında ateşli silah bulundurmak ama aynı gününde yani gecesinde 35 bin dolar kefaret ücretiyle salındı kendisi. Hani benim bildiğim kadarıyla yani gördüğüm o hakkında bir suçlama yok. Meghan'ı vurduğuna dair davası yok, mahkemeye gitme gibi bir olay yok şu an özgür bir adam olarak geziyor. Tabii bunda da şey iddiaları var. Meghan şöyle bir şey söylemişti sanırsam işte yani evet orada vuruldum ama polis geldiğinde olayı anlatmak istemedim. Keşke en başından anlatsaydım ama anlatamadım orada. Ya çünkü ben bir siyahi kadınım ve yanımda da bir siyahi erkek vardı. Kendisinde de ateşli silah vardı. Polisin fevri davranıp bana da zarar vermesinden veya direkt ona da zarar vermesinden çekindim. Korktum gibi bir açıklamada bulunmuştu. Bu yüzden olayı baştan itibaren polise anlatmamış anlık olarak. Sonrasında kendisi itiraf etti. Hani bu yüzden de belki Tory suçlamalarla karşılaşmadı falan filan diyenler var ama yani hukuken Tori'nin şu an bir suçu yok gibi gözüküyor. Ki baba zaten dedektifçilik oynamayacağım şimdi. Olay o değil. Benim asıl bahsetmek istediğim bu Daystar albümü. Müzikal olarak bakıldığı zaman rap olayında iki isim arasından ben tabii Tori Lanez'i seçerim. Tori Lanez'i daha çok seviyorum. Ya gerçi Megan'ın Tina Snow'du. Sanırsam Tina Snow isimli bir albüm vardı. O çok güzeldi ama geri kalan işlerde Tori Lanez benim için bir tık daha iyi. Çünkü Megan kendini çok çabuk tüketebilecek bir sound üzerinden yürüyor. Çok klişe yani. Çok klişe. Nicki Minaj, Cardi B, elementleri düşündü abi Sadece enerjisi belki bir tık onlardan daha canlı. Oradan çok kazanıyor kendisi. Ama bakıldığı zaman Tory Lanez'in hem R&B kişiliğe de sahip olması, parçalarda kimi zaman duygusal konularda değişik temalara da dokunması falan daha çok hoşuma giden bir olay. Tabi Tory Lanez'in çıkan Daystar albümü için işte eleştirmenlerin, sitelerin puanlarını falan filan tahmin edebiliyorsunuzdur değil mi? Sonuçta bir kadını arkasından vurmuş bir adam yeni bir albüm çıkardı. Aynen tahmin ettiğiniz gibi itin götüne sokmuşlar. Yani bayağı bayağı düşük puanlar verilmiş her yerde. En çok eleştirilen konuysa şu. Buna belki biraz ben de katılıyorum. Tory olaydan bu yana hiçbir şekilde açıklama yapmadı. Ve Tory'nin resmen ilk açıklaması bu albüm. Yani olay yaşandığı röportaj vermedi, Twitter'dan bir şeyler yazmadı, Instagram'dan bir şey paylaşmadı, hiçbir şey söylemedi. Bekledi ve bu albümü çıkardı. Tahmin edebileceğiniz gibi albüm tamamen bu yani %85 olarak bu vurulma olayı, ardından kendisine gelen tepkiler, piyasadan karalanması, tamamen çıkarılması, bir sürü eleştiri Bunlara bir cevap niteliğinde aldım. İnsanlar da şu yüzden tabi bayağı puan kırmış. Abi hiçbir şey söylemedin olaydan sonra. Ve tamamen bu olay üzerine bir albüm yapıyorsun. Ama olayda neler yaşandı. O gün sen ne yaptın. O an sen ne yaptın. Bunu anlatmıyorsun. Kendi hikayeni anlatmıyorsun. Tory diyor ki ben suçsuzum. Megan'ı suçluyor. İşte piyasadaki şirketleri suçluyor. Eleştirenleri suçluyor. Herkesi suçluyor. Ama olayı anlatmıyor. Yani ne yaşandı, ne yaptı. Bunu tam olarak anlatmıyor. E tabi bu durumda da millet birazcık şüpheye düşüyordu. Yani albüm içinde Megna yönelik şöyle sözler var mesela. İşte madem ayağına sıktım o zaman ne kemiğine mermi isabet etmiş ne de tendonuna. Bunu açıkla gibi sorular soruyor. Madem arkandan vurdum benim olduğumu nasıl anladın gibi bir soru da soruyor. Bu son soru birazcık saçma gerçi de. Kendisini eleştirenlere çok fazla cevap vermiş albüm içinde Bambi'den tutun, Chance Rapper'a, Kehlani'ye, Casey Page'e, işte Eşin Dola, Jujo'ya, epey sanatçıya cevap vermiş. Peki albüm benim için nasıl? Ama en öncesinde şunu söyleyeyim abi. Hangi yorumu görürseniz görün. Yani hangi puanı aldığını siteden falan eleştirmenlerden görürseniz görün. Önce bir kendi kendiniz mutlaka dinleyin. Şans verin yani. Bak mesela benimki birazcık aptallık. Ben normalde dinlemeyi düşünmüyordum. Yani dün dinlemeyecektim. Hani de biz, biz bir ara dinlerim diye düşünmüştüm. Çünkü o olaydan sonra ben de soğumuştum birazcık Tori'den. İşte foruma girdim. Böyle bakıyorum. Karşıma çıktı albüm. Eleman demiş Tori Makaveli albümünü çıkarmış falan. Allah Allah. İşte millet yazmış Tori piyasayı parçalıyor. İşte endüstriyi dize getiriyor falan. Lan ne oluyor dedim baba. Yani Tori Lanes. Hani kalibresi belli, çabı belli. Tori maksimum yapabileceği işte. de bütün diskografisini dinledim çünkü. Bundan önceki bütün albümleri dinlemiştim. Yani Torrenin'in bir Makaveli albümü yapması, piyasanın içinden geçmesi falan ütopik geldi bana biraz. Dinledim ve cidden gerçekten bana göre benim için bu hafta çıkan en iyi yabancı albüm Tory Lanez Daystar. Açılış parçasını yani ilk parçayı bile dinlemeniz yeterli abi. Tory Lanez evet epey öfkeli, kalemini acayip sivrilmiş, sözler çok fena, çok fena dokunduruyor millete. İçinde duygusal parçalar da var. İlerledikçe duygusal parçalar duyuyorsun. Şiir okuyor baba. Spoken word. Şiir okuyor kendisi. İki tane sanırsam iki tane olması lazım. R&B parçası da var. Politik mesaj verdiği parça da var. Ya bu albüm kesinlikle bir kere abi çöpe atılacak bir albüm değil. İşte ya benim en çok ayar olduğum olay bu. Cidden en çok ayar olduğum olay bu. O yaşanan olaydan ötürü sırf o yaşanan olaydan ötürü millet albümü belki de dinlemeden henüz dinlemeden bokluyor. Puanlıyor. Baba tamam bir şeyler yaşa. Evet Tori haksız da olabilir. Onu savunmuyorum bilmiyorum ama bir albümü dinle ya ondan bağımsız bu albümü ondan bağımsız olarak bir eleştir. Tamam evet Tory albümü o Megan üzerine o olay üzerine kurmuş zaten albümü. Tamam ikisi bağlantılı bunun da farkındayım ama yani bu adamla albümde yaptığı hiç iyi bir şey yok mu? Hani olaydan bağımsız şarkılar da var sound ortada bir sound var lirikler var ya aynı ibneler bunu Yellow Wolf için de yaptılar işte neymiş efendim Yellow Wolf ırkçıymış diye iddia ya bir ton tantana yaptılar alakası bile yok sırf Konfederasyon bayrağından dolayı işte All Lives Matter falan muhabbetleri olmuş diye. Yellow Wolf ırkçı diye bir ton kafa sıkmaya başladılar. Ne zaman Yellow Wolf'un müziğinden konuşacak olsak bile yani konuşacak olsam Amerika'ya geç baba Türkiye Twitter'da da bizim Twitter ortamımızda da hala onun öne sürüldüğünü falan görüyorum. Garip garip mevzular. Diyeceğim şu abi mutlaka ben gerçekten öneriyorum bu albüm bir dinleyin derim. Tory Lanez'in Daystar albümü. Albümden bir parçanın çevirisini de yapmayı düşünüyorum açıkçası. Bakalım hangisi olur bilmiyorum ama yani belki Podcast'ten sonra bir de üzerine çeviriyi patlatırım, aynen bir de çeviriyi yüklerim daha güzel pikistin. Hem podcast'te bağlan bakımından. Diyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. One Love müzikle kalın abi, müzikle kalın. Diğer her şey siktirin.